Metropol Araştırma 2023 yılının son anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre partilerin önceki seçimlere göre oy dağılımlarına göre oyunu artıran tek parti CHP oldu. Diğer partilerde ise oy kaybı yaşandı. Seçimlerde ortaya çıkacak siyasi sonuçlar. Kobani davasında 7 yıldır tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş savunmasına devam etti. Demirtaş, yaptığım konuşmalar suçlama konusu olmuş ve 6 yıl sonra fezleke hazırlanmış dedi. Hukuki olmayan bir fezleke ile karşı karşıya izleyen Demirtaş, iktidarın cemaatlerle Kürt şehirlerini fethetme projesinin boşa çıktığını aktardı. Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Sinan Ateş cinayetinde yeni deliller ortaya çıktı. Tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş'ın telefon yazışmalarında cinayetten 9 ay önce Sinan Ateş'i takibi aldığı belirtildi. Demirtaş bir konuşmada Ateş hakkında bilgi aldığı S.Y. isimli kişinin "Abi aramızda kalsın da Başkan Şakir'le konuşmuş, ekibi kurduk, kafasını sıkacaklar" dediğini aktarıyor. RT TV ekranlarına hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kobani davası Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, esasa yönelik savunmasında yaptığı konuşmaların suçlama olarak mütalada yer aldığını belirtti. Hukuki olmayan fezlekeyle karşı karşıyayız ifadelerini kullandığı Demirtaş, iktidarın cemaatlerle Kürt şehirlerini fethetme projesinin boşa çıktığını aktardı. Türkiye siyasi tarihi açısından çok... HDP eski eş genel başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davası devam ediyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın esasa yönelik savunması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam etti. Ortaya çıkacak siyasi sonuçlar bütün ülke açısından. Demirtaş 2012'de Mardin'de yaptığı konuşmasının mütalada suç olarak lanse edildiğini belirtti. Bir konuşmanın propaganda sayılabilmesi için açık ve yakın bir tehlike oluşturması gerekir. Bir şiddet çağrısı, bir övgü varsa bu tek başına propaganda sayılmaz. Açık ve yakın bir tehlike olması lazım. Ayrıca yerel makamların yapması gereken de şudur. O gün konuşma nedeniyle bir şiddet dalgası var mı? Ona bakmak lazım. Yargıtay kararları var. Örneğin yaşasın PKK, yaşasın APO ve yaşasın gerilla propaganda değerlendirilmemiş. Bizzat bir şiddet teşvik etmesi lazım. Konuşmada da böyle bir şey yok. Yani bir sürecin sosyopsikolojik altyapısını hazırlamak üzere yaptığımız bir mitingden bir konuşmadır. Aralık sonu itibariyle bir heyet PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştür ve sonrasında süreç resmi olarak başlamıştır. Türkiye'nin dördüncü büyük siyasal gücü. Demirtaş, yaptıkları faaliyetlerin siyasi olduğunu vurguladı. Bir bütün olarak yaptığımız her şey ve konuşma siyasi faaliyettir. Hangi amaç ile yaptığımız bellidir. Dönem itibariyle de bellidir. Ortada bir şiddet yoktur. Şunun altını da çizeyim. Biz bunları söylerken diğer arkadaşlarımız da bunları yürütmek ile görevlidirler. Aynı suçlamalar onlara yönelik de var. Onlar da bizim gibi siyasi faaliyette bulunmuşlardır. Eşit bir yarış çerçevesine geçmedi. Demirtaş, çözüm sürecinde Gülen cemaati mensuplarının haklarında fezleke hazırladığını paylaştı. Bu davalara bakan başkan darbe girişimi gerçekleştiren kişi olarak tutuklandı. Cezasını yattı ve çıktı. O kadar zulmü haksızlığı yaptı. Bizden kısa bir süre önce tutuklandı. Hüküm aldı, infazını çekti ve çıktı. Biz hala savunma yapıyoruz. Her şeyden yargılanıyoruz. Cemaat gitti, MHP geldi. Ortak düşman Kürtler, kadınlar, Aleviler. Cemaat çözüm sürecinin başlayacağını biliyordu. Bu nedenle bütün siyasi faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyorlardı. Biz burada barış için miting yürüyüş yapıyoruz. Emniyet ve valilik bunu engelliyorsa demek ki barışı engellemek istiyorlardı. Kürdistan'da hiçbir zaman bir cemaat bu kadar baskın değildi. 2004 ile başlayan süreç ile bölge tamamıyla Fethullah Gülen cemaatine teslim edildi. İstihbarat, medya temsilcileri, adliye, emniyet, yargı, özel okullar, Nil kolejleri açıldı. Bölgede buna rağmen taban bulamadı ama bürokrasi de çok etkiliydi. Demokratik bir seçim gerçekleşti. Demirtaş, Kürt kentlerinin cemaat eliyle fethedilmesi projesinin boşa çıktığını da aktardı. Siyasal İslam Kürtler arasında örgütlenemez. Hüdapar ve tarikatlar ile, cemaatler ile girmek istiyorlar ama giremiyorlar. Kürt halkı bu coğrafyada ilk İslam'a geçen halklardan biridir. Hep özerk yaşamıştır. Kendi dilini, kültürünü bu nedenle korumuştur. Kürtler İslam'ı kültür olarak almış,
IŞİD'den, Züppi hocalardan, TRT veya Diyanet'ten öğrenmemişler. İlk dönemlerde ne öğrenmişler ise o saf haliyle korumayı başarmışlar. Fethullah Gülen'e de devlet göz yummuştur. Yeter ki Kürtleri fethetsin. Ne yaptılar ettiler edemediler. Bu sefer dini satmaya geldiler. Sonra Fethullahçılar da defolup gittiler. Gülen ve ekibi saldırıları ve tehditleri yaparken arkasında Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Ve demokratik bir yarış yaptık diyecek durumda değilim. Demirtaş duruşmaya haftaya salı gününe kadar ara verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 2 Ocağa erteledi. Roboski katliamında ölenlerin cenaze töreni fotoğrafına ırkçı ifadelerle yorum yapan akademisyen Tuğba Işık hakkında Urfa Barosu suç duyurusunda bulundu. Ancak Tuğba Işık hakkında başlatılması gereken yasal işlem tepki gösterenler hakkında başlatıldı. Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki, Roboski katliamının ardından yapılan cenaze töreninin fotoğrafını alın size koridor mesajıyla paylaştı. Tiryaki tarafından yapılan paylaşıma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Tuğba Işık, "Görüntü çok güzel, daim olsun" yorum yaptı. Sosyal medyadaki ırkçı paylaşımın ardından Urfa Barosu, Tuğba Işık hakkında Urfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doçent doktor Tuğba Işık hakkında başlatılması gereken yasal işlem, ırkçılığa tepki gösterenler hakkında başlatıldı. Irkçı paylaşımın ardından üniversite rektörünü arayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, rektörün ırkçı paylaşımını ifade özgürlüğü kapsamında diyerek savunduğunu açıkladı. Metropol Araştırma Şirketi'nin son anketine göre yurt genelinde bir seçim olması durumunda kararsızların ve protesto oy kullanacağını belirtenlerin oy oranında dikkat çeken bir artış yaşandı. Oylarını artıran tek partinin ise Cumhuriyet Halk Partisi olduğu görüldü. Metropol Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını yayımladı. 9-13 Aralık tarihlerinde 2870 kişiyle yapılan ve hata payı artı eksi 1.83 olarak açıklanan anketin sonuçlarına göre kararsızlar ve protesto için geçersiz oy kullanacağını belirtenlerin oranı %24.4. Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Özer Sencar, kararsızların oranı yüksek olduğu için dağıtılmadığını söyledi. Sencar'ın paylaştığı sonuçlara göre kararsızlar dağıtılmadan oyların dağılımı şu şekilde: AKP %27.2, CHP %20, DEM Parti %7.8, İYİ Parti %5.8, MHP %5, Yeniden Refah %1.4, Zafer Partisi %1.3,